Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış aylarına çok yakışacak, hem çok lezzetli hem de farklı bir magnolia tarifi paylaşacağım. Bal kabaklı magnolia tarifi. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle kabuklarını soyduğumuz ve dilimlediğimiz 1 kilogram bal kabağını uygun bir tencereye alalım. Kabakların üzerine 2 su bardağı toz şekeri ilave edelim ve tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakalım. Yaklaşık 45 dakika boyunca kısık ateşte pişirdiğimiz kabakları bir çatal yardımıyla kontrol edelim. Eğer çatal kolaylıkla batıyorsa kabaklar pişmiş demektir. Ocaktan alarak ayrı bir kabağa aktaralım. Ardından kabaklarımızı püre haline gelinceye kadar ezelim. Ben kabakların şerbetini tatlıyı sulandırmasın diye kullanmıyorum. İsterseniz daha fazla lezzet vermesi için bir miktar ekleyebilirsiniz. Kabak püremiz artık hazır. İlk sıcaklığı çıkıncaya kadar bekletelim. Diğer taraftan bir paket petibör bisküviyi toz haline gelinceye kadar rondodan geçirelim. Ben petibör bisküvi kullandım. Dilerseniz bu aşamada yulaflı bisküvi veya bebe bisküvisi de kullanabilirsiniz. Şimdi tatlımızın muhallebisi için uygun bir tencereye 1 litre süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 2 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, son olarak bir tane yumurtanın sarısını ekleyelim ve ocağı açmadan muhallebi karıştırmaya başlayalım. İyice karıştıktan sonra ocağı açalım ve muhallebi koyulaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Koyulaşan muhallebiye bir paket vanilyayı da ilave edelim ve son kez karıştıralım. Muhallebimiz artık pişti. Şimdi ocaktan alalım ve ilk sıcaklığının çıkması için ayrı bir kaba aktaralım. Eğer vaktiniz varsa muhallebiyi ılıması için bekletebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi çırpıcı ile karıştırarak sıcaklığının hızlıca çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi ılayan muhallebiye bir paket sıvı kremayı da ilave ederek çırpmaya devam edelim. Muhallebimiz de hazır. Şimdi tüm malzemeyi birleştirerek tatlımızı tamamlamaya başlayabiliriz. Öncelikle kupların tabanına rondodan geçirdiğimiz bisküvilerden birkaç tatlı kaşığı koyalım. Daha sonra üzerine hazırladığımız bal kabağı püresinden de yine 3-4 tatlı kaşığı kadar ilave ederek yayalım. Son olarak da muhallebimizi ekleyelim. Bu sıralamayı bir kez daha tekrarlayarak kupumuzu dolduralım. Ben bu ölçülerle hazırladığımda gördüğünüz boyutta 6 kup tatlı elde ettim. Kullandığınız kupların boyutuna göre bu sayı bir miktar değişebilir. Tüm kupları doldurduktan sonra üzerlerine kalan toz bisküviden serperek tatlılarımızı bu şekilde dinlenmeye bırakalım. Birkaç saat dinlenen tatlılarımız artık hazır. Ben üzerlerini çekilmiş ceviz ve kabak parçalarıyla süslemeyi tercih ettim. Siz bu aşamada dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Bal kabağı sevmeyenlerin bile çok severek tüketeceği gerçekten çok lezzetli bir tarif olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kabakla yapabileceğiniz farklı tarifleri de açıklamalara ekliyor olacağım. Bağlantılara tıklayarak o tariflere de ulaşabilirsiniz. Tarifi deneyenlerden yorumlarını, fotoğraflarını da bekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.